Herkese selamlar herkese merhabalar arkadaşlar geometrik cisimler konusuyla karşınızdayız ve çok güzel bir ders, çok güzel bir konu arkadaşlar ve yılın son konusu diyebiliriz. Dolayısıyla çok dikkatli dinlemenizi tavsiye ediyorum. Hadi bakalım arkadaşlar dersimiz başlıyor. Evet arkadaşlar bugün günlerden 31 Mayıs 2022 ve çok güzel bir salı gününden hepinize selamlar, sevgiler. Sizleri gerçekten çok özledik ve arkadaşlar haftalar haftaları kovaladı. Geldik artık yavaş yavaş 5. sınıfın sonuna ve yavaş yavaş 6. sınıf olacaksınız. Ve 6. sınıfla beraber arkadaşlar yeni bir yıl, güzel bir yıl olmasını temenni edeceğiz önümüzdeki yıl. Sizden ricamız ne? Lütfen 5. sınıf kanalından çıkmadan hemen bu dersin sonunda arkadaşlar bizi seviyorsanız hemen 6. sınıf kanalına abone olabilirsiniz. Orada da çok güzel videolarımız gelecek arkadaşlar. Hemen aboneliğini yaparsan çok güzel bir iş yapmış olursun. Altın Sınıftalı seni asla ve asla yalnız bırakmayacağız sevgili arkadaşım diyoruz. Ve bugün sizlerle geometrik cisimleri inceleyeceğiz. Arkadaşlar geometrik cisimlerde kitabımızı alan arkadaşlar var. Biliyorum aramızda deli gibi kitap aldık arkadaşlar. Fuarlardan olsun kitap fuarlarına gittik. Öğretmenlerimizle beraber oradaki Tonguç standlarından, Tonguç mağazalarından, Tonguç kitapçılarından bu kitapları satın aldık. Ve bu kitaplarında arkadaşlar ne yapıyoruz? son. Bölümlerine doğru geliyoruz. Yani son bölümlerine geometrik cisimler bölümlerini ne yapalım? Şöyle bir bakalım. Alan ölçmeyi bitirdik. Hemen bakalım arkadaşlar. Şöyle bir fen bilgisi bölümüne gelmiyoruz. İşte burada test arkadaşlar 29'u ne yapıyorsun? Mutlaka ve mutlaka çözüyorsun. Test 30'u çözüyorsun ve artık kitabını bitirdiysen, yavaş yavaş kitabının tamamını bitirdiysen artık bununla işin kalmıyor. Bunu da söylemiş olun. Yok hocam bende taktikli soru bankası var diyenler ve arkasındaki bütün posterleri ödevleriyle sorularıyla dolduran arkadaşlar varsa da artık son bölümlerine gelebilirler. Mesela nerede bakalım? Matematik bölümü test 29 arkadaşlar. Test 30'a bakıyoruz ve arkadaşlar matematiğimizde ne yapıyoruz? Bitiriyoruz. İnşallah burada diğer branşları da bitirmişsinizdir. Yani matematiği de fende bitirmişsinizdir arkadaşlar. Ve bunu da bu konuları çözdükten sonra artık bir kenara bırakabiliriz. Çünkü biz artık 6. sınıfa doğru yol aldık gidiyoruz. Dinamo Soru Bankası'na bakalım arkadaşlar. Dinamo Soru Bankası'nda da eğer kitabın varsa... Test 59'a ve 60'a bakabilirsin burada da yazıya hazırlanıyorum arkadaşlar. Bölümünü de çözersen bu konuyu tamamlarsın. Bu konunun arkadaşlar şöyle bir özelliği var. Bu konumuz 8. sınıfta da karşımıza gelecek. 8. sınıfta da arkadaşlar yine e, bu bölümlerde yani dönemin sonuna doğru olan konularda bu konu karşımıza gelecek. Dolayısıyla devamlı da olan bir konu. Yani LGS'nin temel konularından bir tanesi diyebiliriz arkadaşlar. Onun için bu konuyu şu anda şimdi süper bir şekilde dinlemeni tavsiye ediyorum. Bu arada arkadaşlar havalar bayağı ısındı ve e, sevgili arkadaşlarımız tabii ki burada bakalım kimler bizim aramızda? Kemik kadromuz. Yani bizi hava sıcaklığında, soğuk havalarda yazılılar bitse de yalnız bırakmayan arkadaşlarımız kimlermiş? Şöyle isimlerini bir okuyalım arkadaşlar. Eray Darla hoş geldin Eraycığım. Mustafa Can Sakar, Hoş geldin. Sena Nur Solmaz, Asya Şimşek, Yaşar Tosun, Halil Okçu. Halil'cim hoş geldin bir tanem. Selma Uğur hoş geldin Selmacığım. Sena Nur Solmaz, Beyhan Abacı da yine aramızda olan bazı arkadaşlarımızın isimleriydi. Bu arada arkadaşlar yazılarımız muhtemelen yavaş yavaş son buldu. E, biten arkadaşlarımız var. Bayağı öncesinde bitiren arkadaşlarımız var. Onlar da yazıl notlarını şöyle bir e, yorumlara yazarlarsa bizden de ne oluruz, görmüş oluruz diyelim arkadaşlar ve dersimizi artık ne yapalım? Yavaş yavaş geçiş yap Yapanım. Güzel bir konuşma oldu. Tatlı bir arkadaşlar sizlerle beraber biraz muhabbet ettik. Ondan sonra artık da dersimize geçelim değil mi? Şimdi bugün ne göreceğiz? Bugün arkadaşlar küp nedir onu göreceğiz. Zaten 4. sınıfta da görmüştünüz. Dikdörtgenler prizmasını göreceğiz. Bu prizmalar nedir ne değildir onlara bakacağız. Ve prizmaların yüzey alanı nasıl hesaplanır onlara bir göz atacağız ve bugünlük dersimizi de tamamlayacağız sevgili arkadaşlarım. Şimdi dikdörtgenler prizması. Arkadaşlar dikdörtgenler prizması dediğimiz şey nedir biliyor musunuz? Dikdörtgenler prizması dediğimiz şey ...çok güzel bir şeydir. Bakın burada sizin için ne yaptık? Bir prizma örneği getirdik. Prizma örneğimiz gördüğünüz gibi böyle. E, çok güzel arkadaşlar. İçine bir şey koyabiliyoruz. Prizmaların içi boştur. Ve bir belli bir hacim kaplarlar arkadaşlar. Ve içi boş olan bu şeylere biz ne diyoruz? Prizma diyoruz. Prizmalar böyle kapalı kutulardır. Yani tüm yüzeyleri sevgili arkadaşlarım... ...bir geometrik şekilden... ...geometrik e, şekillerden meydana gelmiş... ...böyle kapalı şekillere biz ne diyoruz? Prizmalar diyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar. Prizmaların elemanları vardır. Prizmaların elemanları nelerdir? Hemen bir bakalım. Mesela köşeleri varmış arkadaşlar. Bakın tam şu bölümler var ya sivri olan bölümlere biz köşe diyoruz. Mesela bakın burada 1, 2, 3, 4 köşe burada var. Hemen çevirdiğimizde alt kısımda da 1, 2, 3, 4 tane köşesi burada var. Toplam 8 tane köşesi olduğundan bahsedebiliriz. Bakın arkadaşlar üst taraf ve alt taraf dediğimiz bölümler birer arkadaşlar tabandır alt taban ve üst taban olmak üzere iki tane tabanı vardır. Bakın gördüğünüz gibi bir tabanımız burada bir tabanımız burada. Bunun yanında sevgili arkadaşlar yan yüzey dediğimiz bakın burada bir, iki, üç, dört tane yan yüzeyden meydana geliyor. Yani güzel bir prizmamızın kısaca özetlersek arkadaşlar dört tane köşesi pardon sekiz tane köşesi. E, sevgili arkadaşlarım toplamda 6 tane de yüzey vardır. Bu 6 yüzeyin birisi yani ikisi alt ve üst taban dört tanesi yan yüzeyler olmak üzere toplam altı yüzeyimiz vardır. Bir de arkadaşlar ayrıt dediğimiz bir kavram var. Ayrıt dediğimiz kavram iki yüzeyin birleştiği şu sivri kısımlar var ya arkadaşlar. Bunlara biz ayrıt diyoruz. Mesela bu yüzeyle bu yüzey birleşmiş ne olmuş? Bakın şurada bir çizgi. İşte biz buna ayrıt diyoruz. Tabii ki bu şekillerde bunları çok net görebiliyoruz ama bu tip çizimlerde şu çizgiler var ya arkadaşlar. Bu çizgiler birer ayrıttır diye bir bunun ayrıt sayısını görsel olarak inceleyelim. 1 2 3 4 tane ayrıtımız var arkadaşlar bakın burada. Bakın burada da 1 2 3 4 tane ayrıtımız var. Toplam 8 oldu. E yanlarda da 1 2 3, 4 tane de ayrıt burada var. Toplam 12 tane ayrıtımız vardır bu güzel şeklimizin sevgili arkadaşlar. Şimdi hemen ne yapalım? Burada birazcık da inceleyelim. Evet köşelerimize bakalım arkadaşlar. Köşelerimizi sivri hale getirelim bakalım. Burada görmüş olduğunuz gibi böyle bakın ne yaptık? Çok güzel bir şekilde bu şeklimizin köşelerini bulduk. Köşe sayısı kaç tane? 8 tane arkadaşlar. Ayrıt sayısı. Ayrıt sayısında kahverengi kalemle çizmek istiyorum isterseniz. Bakın buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 ve 8 arkadaşlar devam ediyorum 9 10 11 ve 12 tane de ayrıtımız varmış bunu ne yaptık göstermiş olduk ve hemen bu da bakın toplam yüzey sayısı 6 zaten söylemiştik 4 tane yanlarda alt ve üstte olmak üzere 2 tane de toplam 6 tane ee, yan yüzeyimiz yüzeyimiz vardır diyoruz ve dikdörtgenler prizmasını bu şekilde tamamladık şöyle isimlere bir bakalım Hoş geldiniz arkadaşlar tatlı kedi süpersin 85 almasına harikasın umarım bundan sonraki sınavın yani önümüzdeki sınavın 100 olur diyelim Bilgehan yurttaş süpersin 8 demişsin salih ayar geldi salih Salih'im seni çok seviyoruz gerçekten. İyi ki aramızdasın. Bu Minal seni de çok seviyoruz. Sen de bize kalp atmışsın. Biz de sana kalp atalım. Muhammed Ali Yapıcı da hoş geldin Muhammed'im diyoruz ve geldik kare prizmaya. Arkadaşlar kare prizma dediğimiz şeyde Yine aynı mantıkta alt ve üst tabanı bakın tam şu bölümler var ya arkadaşlar. Hatta onları farklı bir kalemle alalım şöyle. Alt ve üst bakın şu kısımları birer kare olan kare olan arkadaşlar birer kare olan bu şekillere ne diyoruz biz? E, kare prizma diyoruz arkadaşlar. Kare prizmaların özelliği şu, alt ve üst tabanları birer karedir. Alt ve üst tabanları birer karedir arkadaşlar. Yan yüzeyleri de birer dikdörtgendir. Dolayısıyla biz bunlara ne diyoruz? E, kare prizma diyoruz. Kare prizmada değişen çok fazla bir şey yok arkadaşlar. Bakın buraları yine köşelerden oluşuyor. Yine toplamda 8 tane köşemiz vardır. Bakın burada köşeleri belirgin hale getiriyorum ve sevgili arkadaşlar toplam 6 tane yüzeyimiz vardır. Alt taban ve üst taban 2 tane, yanlarda da 4 tane olmak üzere sevgili arkadaşlar ne oldu? Toplamda 6 tane yüzeyimiz var. Ayrıtlara bakalım. Birinci ayrıtımız burada. ikinci ayrıtımız burada. Üçüncü ayrıtımız burada. Dördüncü ayrıtımız burada arkadaşlar. Beşinci ayrıtımız burada. Altı burada. Yedi burada. Sekiz burada. Dokuz burada. On burada. 11 burada ve sevgili arkadaşlar 12 de burada 12 tane ayrıtı vardır diyoruz ve kare prizmanın alt ve üst tabanlarının kare yanlarının dikdörtgen olduğunu söyleyelim. Prizmalar tabanlarındaki şekillere göre isimlendirilir sevgili arkadaşım. Yani burada kare varsa kare prizma, üçgen varsa üçgen prizma. Mesela bakın burada üçgen prizmamız var. Çok tatlı tabanları kare olduğu için biz buna ne diyoruz? Kare prizma adını veriyoruz arkadaşlar bilginiz olsun. Mesela şöyle bir şey gelirse Böyle bir şey arkadaşlar burada altıgen prizma diyoruz. Bakın prizmanın içi boşdur. böyle kalemlik bile yapabilirsiniz isterseniz. Görmüş olduğunuz gibi sevgili arkadaşlarım. Devam edelim bakalım yorumlarımızda. Hoş geldiniz. Sevgili Cemre Su. Hoş geldin Cemre'cim. Süpersin. Aman Allah'ım bir küp. Arkadaşlar küpleri gördük. Küpler aslında benim en sevdiğim şekillerden bir tanesidir. Neden biliyor musunuz? Çünkü tüm yüzeyleri aynı eş kareden meydana gelmiştir. Bakın burada günlük hayatta da çok güzel kullanıyoruz ee aslında küpleri. Hatta küp şeker var arkadaşlar ama küp değil o. Aslına bakarsanız küp şeker dediğimiz şey bir küp değil. Dikdörtgenler prizmasıdır. Ama adı daha böyle telaffuzu kolay olduğu için küp şeker diye isimlendirmişiz. Bunu da ne yapmış oluyoruz? Söyleyelim. Bakın arkadaşlar burada bir küpümüz var. Küpümüzün toplamda arkadaşlar 6 adet yüzeyi vardır. 6 adet yüzeyi vardır. Ve bu 6 adet yüzey birbirine eş karelerden meydana gelmiştir. Yani birbirine eş altı kare bir araya gelmiş demiş ki aman Allah'ım biz hadi bir araya gelelim. Ne oluşturalım? Küp oluşturalım. Nasıl bir şey? Bakın içi boş. Böyle güzel 6 tane kare bir araya gelmiş ve güzel bir küp meydana getirmişiz. Tüm yüzeyleri aynı olan şekillerdir. Hatta açılımı da arkadaşlar bakın böyle de yapabiliriz isterseniz bakın toplamda açılımı da bu şekilde olur toplamda bakın 6 tane kareden meydana gelmiş bir şekil diyebiliriz küpümüze. Sevgili arkadaşlar şöyle kapandı kapatalım küpümüzü. Çok tatlı. Çok seviyorum ben bu şeklimizi. Küp şekli harika. Burada da arkadaşlar yine bilmemiz gereken aynı şeyler. 8 tane köşesi var. 12 tane ayrıtı var arkadaşlar. Ee, burada en önemli şeyimiz nedir? En önemli şey bütün ayrıt uzunlukları birbirine eşittir ve tüm yüzeyleri de eş 6 tane kareden meydana gelmiştir dedik ve haydi bakalım birazcık şöyle ne yapalım yavaş yavaş soru çözmeye başlayalım. Challenge'ımız arkadaşlar başlasın mı? Haydi bakalım başlasın. Bakalım bu sorumuzun cevabını ilk kim verecek? Lütfen arkadaşlar kalemlerimizi, kağıtlarımızı sessiz bir şekilde kullanalım. E, diyor ki sorumuzda yukarıda ayrıtları verilen dikdörtgenler prizmasının ayrıt uzunlukları toplamı kaç santimetredir demiş. Hadi bakalım şöyle bir cevapları bulalım. E, bakalım cevabımız kaç olacak? Ben de bir yandan e, sevgili arkadaşlarımızın yorumlarını okuyayım bakayım. E, Gülistan Bekan. Merhaba hocam demiş. Merhaba. E, sevgili Bilgehan Yurttaşlı hocam. Sizin sayenizde yüz aldım demiş. Süpersin. Ömer Hastürk adımı okur musunuz demiş. Süpersin. Semra Akgök demiş ki hocam ben annemle pazara gideceğim. 5 dakikaya gelsem sıkıntı olur mu? E, Semra'cım hiç problem değil. tabii ki gidebilirsin. Gonca Çetin demiş ki hocam annem çorbayı karıştırmamı istiyor. E, karıştırıp gelsem e, dersi kaçırmış olur muyum? Olmazsın tabii ki e, sevgili Gonca. Annemize yardım edeceğiz tabii ki. E, sevgili arkadaşlar. Melike Reyyan Altun Taş da demiş ki hocam kardeşim saçımı çekiyor Acaba ne yapmam gerekiyor Bismillahirrahmanirrahim sevgili e, Arkadaşımız e, Melike Bizleri e, gerçekten çok çılgın bir soruyla e, Baş başa bıraktı e, Kardeşi saçını çekiyor ve ne yapması gerektiğinden bahsediyor. Şu anda gerçekten biz de error verdik tabiri caizse sevgili arkadaşımız ee, Melike. Hakime Taşkıran Asya'ymış adı aslında bakarsanız. Asya merhaba Asya'cığım hoş geldin. Hanifi Yıldırım'da demiş ki hocam sizleri çok seviyorum demiş. Ama cevaplar gelmiyor. 95 diyenler var. Evet 84 diyenler var. Bakalım ilk cevabı kim vermiş? ilk doğru cevabı veren arkadaşımız. Evet evet bakalım bakalım bakalım. Şöyle birazcık daha yukarılara gidersek. Evet Muhammed Ali Yapıcı. Sevgili Muhammed. Muhammed. Evet Muhammed'ciğim Ali yapıcı arkadaşımız doğru cevap vermişsin harikasın gerçekten çok hızlı ve e, süpersin. Şimdi hemen cevabımızı bulalım arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman burada bakın şu uzunluktan kaç tane var? Bir bakın böyle farklı renklerle kalemlerciğim. İki bakın arkadaşlar üç dört tane bu uzunluktan var arkadaşlar. E peki dört tane varsa ben dört çarpı on diyemez miyim? Artı devam ediyorum farklı renk kalem alıyorum arkadaşlar. Devam edelim. Bakın şu yükseklik. 5. Bir tane daha 5 var. 2, 5. 3 tane var. 5. Arkadaşlar 4 tane var. 5. Evet. 4 tane de 5 cm varmış. O zaman ne yapıyorum? 4 tane 5 cm yaptım. Artı. Hemen aldık maviyi sevgili arkadaşlar. Hatta kahverengi mi alsak? Evet. Kahverengi de alabiliriz. Bakın şurası. 1 arkadaşlar. 2, 3, 4. 4 tane de 6 cm var. 4 tane de 6 cm var. 4 tane 6 cm var. var. O zaman burası kaç oldu? 40. Burası kaç oldu arkadaşlar? 20. Burası kaç oldu? 24. Toplarsak buradan ne oldu? 84 santimetre arkadaşlar diyoruz ve bu şekilde de çözümümüzü yapmış oluyoruz. Sana bir tane pratik yol gösteriyorum. Arkadaşlar pratik yol gösteriyorum. Hazır mısın? Hazırsan arkadaşlar gösteriyoruz. Şu 3 tane uzunluğumuz var ya arkadaşlar. Ne yapıyorsun biliyor musun? 10 artı 6 artı 5 diyorsun ya. Ve bunların her birinden 4 tane var ya. 4 ile çarpıyorsun. Topluyorsun arkadaşlar bu uzunlukları. 4 ile çarparsan işi mükemmel bir şekilde bitiriyorsun. 16, 21. E 4 çarpı 21, 84. Değil mi Allah aşkına? Evet, al sana pratik yol, mükemmel bir şekilde uzun uzun yapmaktansa topla, dörtte çarp, hadi bitir bakalım diyelim ve bir başka sorumuza geçiş yapıyoruz. 84 diyen arkadaşımızı Muhammed Ali yapıcıyı da tebrik ediyoruz ve karşımızda bir başka soru. Heyecan durup arkadaşlarımız soruyu çözmeye başladılar bile. Bakalım, bakalım, bakalım. Ben bu bir yandan yorumları okuyorum arkadaşlar. Siz lütfen e, şey yaparsanız e, soruyu çözerseniz sevinirim ben Elif Ejinşen. Adımı okur musunuz? Okuduk tabii ki. Sibel Gümüşkaya. Hocam ne olur adımı okuyun lütfen demiş. Sibel'cim hoş geldin. Ee, Kürşat Derinkuyu. Süpersin. Bengüsü. E, hoş geldin Bengüsü. Like atarsan seviniriz tabii ki. eslem Eskicioğlu. Sultan e, e, arkadaşımız burada. E, hocam size aşırı derecede kırgınım. Çok kızgınım size demiş Semra Akgök. Peki neden diye sorsak? Çünkü hocam sınavdan 100 aldım. Sözlüğümde 100. Matematik 100 geliyor demiş. Aman Allah'ım olaylar olaylar. Olaylar olaylar arkadaşlar. 100 alıyormuş arkadaşımız. E, bize de ne düşer? Sevinmek düşer tabii ki arkadaşlar. Şimdi doğru cevaplar geliyor bir yandan arkadaşlarımızdan. Doğru cevaplar geliyor bakalım ilk doğru cevap veren arkadaşımıza da. Şöyle bir en yukarıya bakıyorum arkadaşlar. En yukarılara, ta en yukarılara gökyüzüne kadar gidiyorum ve oradan bir doğru cevap bulacağım şimdi. Bakalım 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 arkadaşlarımız. Canımız, ciğerimiz. Şimdi'nin 5. sınıfları yaklaşık 15 gün, 20 gün sonra, bir ay sonra 6. sınıf olacaksınız. İnşallah 6. sınıfınızda en güzel günler olur arkadaşlar en güzel bir şekilde 6. sınıfta bitirirsiniz. V, V, V. Doğru cevabımız arkadaşımız kim biliyor musunuz? Kim biliyor musunuz? Arkadaşlar Blue Ewing. Yani enteresan bir isim ama arkadaşlar Blue. Bakalım hemen Blue Ewing arkadaşımız. Böyle ne demekse artık bilmiyoruz Blue Ewing arkadaşımız. Doğru cevap vermiş ve cevabı 11 olarak bulmuş. Evet arkadaşlar 11 cevabı doğru cevap. Şimdi taban çevresi 20 santimetre olan Kare prizmanın arkadaşlar bütün ayrıtlarının uzunlukları 44 84 cm olduğuna göre e, yüksekliği kaç santimetredir? Arkadaşlar bakın taban çevresi 20'ymiş. Yani şu uzunlukların toplamı şu uzunlukların toplamı arkadaşlar kaçmış? 20. E burası da 20 olmaz mı? Bakın burası da 20 olur. Süper. Burası da 20 olur arkadaşlar. Burasını aldık 20. E 20 20 40. E arkadaşlar bakın 4 tane yüksekliğimiz yok mu? O zaman ben 84'ten 20 burası. Bakın 20 burası. E 20 de burası arkadaşlar 20 de burasıymış hatta santimetre diyeyim e 20 20 40 e 84'ten 40'ı çıkardım ben kaç kaldı 44 arkadaşlar 44 diyenler ne yazık ki patladı. Çünkü bakın 4 tane yüksekliğimiz arkadaşlar 44 santimetreymiş. Lütfen dikkat. 4 tane yüksekliğimiz 44 santimetre ise o zaman ben 44 santimetreyi biz e, bir zahmet 4'e böleyim. E, buradan da yüksekliğimin bir tanesini 11 buluyorum. Blue Evink arkadaşımızı tebrik ederiz. Süpersin gerçekten. Ve bakalım Niyazi Suay 44 demiş patladın. Pelir Türkkan 44 demiş patladın. Eray Bülbül 21 21 demiş ne yazık ki. E, pazara gitmiş sevgili Eraycığım. Belin Ayduranoğlu da yine 44 diyerek e, yanlış yapan ama hata yapan arkadaşlarımız olsun. Öğrenmiş olduk doğrusunu diyelim ve haydi bakalım bir sonraki sorumuza geçiş yapalım. Evet arkadaşlar kusura bakmayın. Şimdi sorumuz ekranda. Haydi bakalım arkadaşlar. cevabımız buraya ismini yazacağız yine. Ekranda tatlı bir soru, keyifli bir soru arkadaşlar. Bakalım, bakalım, bakalım bu sorumuzun cevabı kaç olacak? Hangi şık olacak? Arkadaşlar şöyle bir yorumlara bakıyoruz. Bakalım, 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 bakalım arkadaşlar. Taha Çakmak demek ki hocam çok iyi anlatıyorsunuz. Sizi seviyorum. Ben de seni seviyorum Taha Çakmak. Aslansın, kaplansın. Melih Mete, hoş geldin Melih'ciğim. Ee, çok iyi gerçekten ders dinlemem falan gayet iyi yani. Ben çok memnunum. Ve cevabı veren arkadaşımız, ilk arkadaşımızın ismini yazayım ki arkadaşlar sonradan da unutuyorum. Böyle yukarılara kadar gidiyor. Bedriye Çiftçioğlu. Evet sevgili arkadaşımız. Hatta bunu diyelim mi Bedriye'cim? Umarım sen belki buna benziyor olabilirsin. Bedriye, Bedriye Çiftçioğlu. Çiftçioğlu arkadaşımız. Çiftçioğlu arkadaşımız. Doğru cevap verdin Bedriye'cim. Harikasın umarım hayat boyu böyle başarılı sonuçlara imza atarsın diyelim. Arkadaşlar biliyorsunuz şimdi bu bir küp. Küp de sevgili arkadaşlar herkes karşılığına gelir. Yani üçgen kime karşılık gelir biliyor musunuz? Üçgen şuradaki arkadaşlar beşgene karşılık gelir bakın. Üçgenle beşgen. Yani şu arkadaşlar şu, şuna karşılık geliyor. Bunu söyleyelim. Sonra kim kime karşılık gelir? şu Bakın şu morla şu arkadaşlar bakın şu karşılık geliyor. Devam edelim. Şu arkadaşta da. Şu arkadaş karşılık geliyor bakın. Renkleri arkadaşlar seçebiliyorsunuz değil mi? Renkleri seçebiliyorsunuz süper. Yani şu ikisi bir atlayarak gidiyoruz bakın. Bir atlayarak gidiyoruz arkadaşlar. Şununla da şu geliyor ve bununla da bu geliyor. Şimdi bakalım. Ee, hangisi olamaz demiş. Üçgenin karşısında mavi renkli altıgen olabilir. Altta gözükmüyor. Yuvarlağın karşısında kırmızı kare olabilir. Yıldızın karşısında sarı altıgen olabilir. Bu olabilir. Buraya bakalım. Mavinin karşısında yeşil üçgen olacak olabilir. Yıldızın karşısında sarı olacak olabilir. Gözükmüyor çünkü. Kırmızının karşısında pembe renkli yuvarlak A bu da olabilir. Buraya bakalım. Yıldızın karşısında altıgen olması lazım. Yani altta olması lazım, gözükmemesi lazım. Aman Allah'ım! Yıldızın yanında altıgen olmuş. Hayır. Bu altta olması lazımdı arkadaşlar. Yani bakın şöyle. Burası yıldızsa bunun tam karşısında yani altta altıgen olması lazımdı. Fakat böyle tuttuğumuzda gözükmemesi lazım. Dolayısıyla bu yan tarafta gözüküyor. Olmaz. O zaman yanında oluyor. Karşısında olmuyor. Doğru cevabımız o zaman arkadaşlar ne olmuş oldu? C şıkkı olmuş oldu diyoruz ve bombastik sorumuzda Bedriye'ye armağan ediyoruz. Süpersin Bedriye'cim. Ve arkadaşlarımızdan bakalım doğru cevap veren Serap Kabasakal'da da e, yine doğru cevap vermiş. Yıldız Albayrak'ta. da e, süpersin Yıldız'cım. Hadi bakalım yolculuğumuza devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar tabii ki bir de prizmaların yüzey alanlarını bulma var. Prizmalarımızın yüzey alanı nasıl bulunur? Arkadaşlar prizmalarımızı aldık yine prizmamızı görselleştiriyoruz. Sizin için arkadaşlar hiçbir masraftan kaçınmadık ve güzel bir şekilde görselleştiriyoruz. Şimdi prizmanın öncelikle arkadaşlar ne yaparsın? Böyle açılımını yaparsın. İstersen açılımını yapmadan da bulabilirsin de. Böyle açılımını yapıyoruz ve her birini bakın her birini ayrı ayrı buluyoruz ve ayrı ayrı kare ve dikdörtgen şeklinde veya dikdörtgen şeklinde hiç fark etmez. E tıpkı e, sanki bu kareyi sormuş gibi, bu dikdörtgenin alanını sormuş gibi ayrı ayrı buluyoruz ve hepsini topluyoruz arkadaşlar. Topladığımızda da bize yüzey alanını vermiş oluyor sorumuz. Şimdi Hemen bir bakalım. Şunu da şöyle yerleştirelim arkadaşlar güzelce. Hı. Hemen bir bakalım. Diyor ki sorumuzda e, yüzey alanında bulunuz demiş. Arkadaşlar öncelikle şunları bir yerleştirmek istiyorum. 6 cm en uzun olduğu için şuralara 6 yazıyorum arkadaşlar. Şöyle güzelce. Yüksekliğimiz 5'miş. O zaman buralara 5 yazıyorum. Bakın yüksekliğimiz 5 ise şöyle güzelce 5 yazıyor arkadaşlar. Böyle 5 yazıyoruz. Sonra Kısa kenarlarımız da 4'müş. O zaman buralara 4 yazıyorum arkadaşlar. Bakın şurası da 4 olur. Burası 4 olur. Burası 4. Burası 4 olur. Şurası 4 olur. Burası 4 olur. Burası 6 olur. Burası 4 olur. Burası da 4 olur. Şimdi geliyorum arkadaşlar nereye? Ayrı ayrı alan bulmaya. Bakın şuranın alanı şuranın alanı ve şuranın alanı aynı renk arkadaşlar. Çünkü karşılıklı yüzeyler olduğu için eşittir. E buranın alanı 20 değil midir? E buranın da arkadaşlar 20 olmaz mı? Süper. 4 kere 5 20. Buraya bakalım. Burası da sevgili arkadaşlar şurası 6 kere 5 30 değil mi? E burası da 30 değil mi arkadaşlar? Bunlar da 30 oldu. Şöyle bakın. Şu alanda 30 olur. İkisi de 30. Tamam. Buraya bakıyorum. Burada da 4 kere 6 24. Bakın şuyla şu da 2 tane 24 varsa arkadaşlar ne yapacağız? Toplayacağız. şunu da şöyle yap, ne yapalım yazalım. 24 yazalım. Buraya da 24 yazalım arkadaşlar. O zaman 24 artı 24 48 yazdım. 30 artı 30 60 yazdım. 20 artı 20 ne yapıyorum yazdım. Ayrı ayrı buldum ve topluyorum. 80 buradan ne olur arkadaşlar? Cevabımız 108 128 olur değil mi? Şöyle bakalım. 48 60 ha şuradan pardon 40 gelecek arkadaşlar 20 artı 20 40 gelecek dolayısıyla 148'e ne yapmış fitlemiş oluyoruz arkadaşlar cevabımızı neymiş cevabımız demek ki 148'miş ayrı ayrı bul ve alanları topla diyebiliriz bunu size pratik yolunda göstereceğim arkadaşlar bu da size pratik yolunda göstereceğim harika bir şekilde. Haydi bakalım sorumuz ekranda. Bu sorumuzun cevabını acaba hangi arkadaşımız yapacak? Gerçekten heyecanla bekliyoruz. Bir yandan biz de ne yapalım? Yorumlarımızı okuyalım. Evet Türkiye'nin neresinden katıldığınızda arkadaşlar şöyle bir yorumlara yazar mısınız? Hangi ilinden hangi ilçesinden yani bizleri şu anda acaba hangi ilin hangi ilçesinde hangi sempatik kasabasında ...nerede dinlediğinizi gerçekten merak ediyoruz arkadaşlar. Bir yandan da bunun yüzey alanını veren arkadaşımızın isminde buraya not alacağız sevgili arkadaşlar. Evet, e, Nehir demiş ki hocam nasılsınız, keyifler nasıl? Çok güzel. Sevgili Nehir Durmaz, sizleri gördük çok daha güzel olduk. E, Merve Beşler demiş ki, hocam size küstüm demiş, sınavdan 97 alım. Gerçekten Merveciğim biz de çok üzüldük. Umarım bir sonraki sınavda 100 alırsın diyelim. Evet bakalım Ankara Gölbaşı süpersin İstanbul İmraniye'den gelmiş Malkara Tekirdağ Ahmet Solmaz'cığım Trakya'ya selam olsun Nehir Durmaz Düzce ee, Eskişehir'den gelen var Adana Yüreğir'den 01 1 Adana'ya selam olsun Adana çok güzel Çorum'dan var ee, süper İzmir Merve İzmir'den İstanbul Beylikdüzü'nden var arkadaşlar ee, bakalım 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 bakalım. İzmir'den katılanlar var. İstanbul, Başakşehir, Sancaktepe. Süpersiniz gerçekten. Çok güzel. Farklı farklı yerlerden olması memleketimizin. Şimdi arkadaşlar geliyorum şu açılımını yapmaya. Bakın bir kare prizma olduğu için şu açılımı kullanabilirim. Çok da güzel olur hatta. Şu açılımı kullanıyorum arkadaşlar izninizle. Şöyle açtığımız zaman bakın şunun. Uzunluğumuz 10. Arkadaşlar şuralara 10 yazıyorum bakın. Uzunluğumuz olmuş, Uzunluğumuz 10. Bakın bu bir kare prizma. Niye? Çünkü tabanımız kare. Arkadaşlar buralarda kaç olur o zaman? 7 olmaz mı? Tabanımız 7. Bakın şöyle. Herkes umarım görebiliyordur değil mi? Şöyle birazcık altında da yazılar var ama burası 7 olur arkadaşlar. Şurası 7 olur. Burası da ne olacaktır? 7 olacaktır. Bakın burası sevgili arkadaşlar 7 kere 7. 49 olmaz mı? Evet. O zaman ne yaptım? 49'u yazdım. E bir tane de burada var bakın. 7 kere 7 49. E, burayı da not aldım. Süper. E sonra bakıyorum arkadaşlar. 7 çarpı 10'dan burası 70 olmaz mı? Evet. E burası da 70. Burası da 70. Burası da 70. E buradan da arkadaşlar 4 tane 70. Yani şöyle yapalım. 4 tane 70 gelmez mi? Evet. Bakın hepsini ayrı ayrı bulduk. Ve topluyoruz şimdi. Şunu kenara kaldırıyorum arkadaşlar. 49 49'dan kaç yapar? 98 yapar değil mi? 98 artı. 4 kere 70 280 yapar. 280 ile e, 98'i toplarsak sevgili arkadaşlar 380 2 çıkartırsak 378 oluyor doğru cevabımız. Bakalım doğru cevap veren arkadaşımız var mı? Merak ediyoruz gerçekten. Farklı cevaplar var tabii ki 96 diyenler var. Ama ne yaptık arkadaşlar? Dikkatli olmakta fayda var. Hemen bir daha bakalım. 280 49 49 98 yapıyor. 280 380 yapar. 2 çıkartırsak 378 oldu. Bakalım cevabımızı ilk veren Eray Bülbül. Sevgili Eraycığım. Eray Bülbül arkadaşımız harikasın gerçekten. Bugün süpersin. Yani okul bitmesine yakın havalar ama senin maşallah enerjin mükemmel bir şekilde devam ediyor. Ve diğer arkadaşlarımıza da diyelim. Yolumuza bir başka antrenman sorusuyla devam edelim. İşlem yok arkadaşlar bunda. Süper. Hadi bakalım bu sorumuzun cevabını da sizlerden bekliyoruz. Evet. Bakalım arkadaşlarımızdan. Ee, Bercay Kamış 378 demişsin. Süpersin. Hayat Köse. Hayat köle. E, 378 demiş. Çınar sana ne? Onur e, Ünal. Yıldız Albayrak. Hoş geldin Yıldız'cığım. Like butonuna basarsan bizi çok mutlu edersin gerçekten. E, Turuncu Kafa. Erdem Akça. Çınar Şahin. E, benim oyunum Sibel Gümüşaka'da yine doğru cevap veren arkadaşlarımızdan birkaçı. Bakalım sevgili arkadaşlar burada doğru cevabı kim verecek? Bakalım bakalım bakalım. 1-2-3 diyenler var. 1-2 diyenler var. 1-3 diyenler var. Ama doğru cevabı şu anda İlk kim verdi biliyor musunuz? İlk veren arkadaşımızın hemen ismini söylüyorum, söylüyorum, söylüyorum arkadaşlar. E, hangisi hem küpün hem de kare prizmanın ortak özelliğidir demiş. Doğru cevabımızı veren arkadaşımız sevgili Melih Yıldırım süpersin. Melih Yıldırım arkadaşımız. Yıldırım Melih Yıldırım. E için nereden olduğunu yazar mısın Yıldırım arkadaşımız? Süpersin Melih. Çok hızlısın gerçekten. Doğru cevabımız 1 ve 3 olacak. Karşılıklı yüzeyleri paraleldir demiş arkadaşlar. Gerçekten de şöyle bir alayım isterseniz. Şunu kapatalım bir güzelce ki koyalım şeye. Şuraya arkadaşlar koyalım. Şöyle güzel yerleştirebilirsem inşallah. Vaktimizi çok da almadan. Evet bakalım. Kare ve işte kare prizmamız ve burada arkadaşlar. ikisi de hemen ne yapalım onu alalım bakalım şöyle. Heh. Şöyle aldık kapağımızı da kapattık. Yerleştirdik güzelce. Şimdi Bakın burada da arkadaşlar kümümüz var. İkisinin de yan yüzeyleri paralel değil mi arkadaşlar? Bakın evet paralel. Bakın şöyle. Ve şu yüzeyler paralel. Doğru. O zaman bu doğru bir ifade. Tamam. Bütün yüzeyleri karedir. Aaa. Bakın küpün bütün yüzeyleri arkadaşlar karedir. Fakat kare prizmaların sevgili arkadaşlar kare prizmaların sadece alt ve üst yüzeyleri karedir. Yan yüzeyleri birer dikdörtgendir. Dolayısıyla bu ifade ikisinin de bir özelliği değildir. 8 köşesi vardır. Evet. Arkadaşlar 4 yukarıda 4 aşağıda 8 köşesi vardır. Burada da 4 yukarıda 4 aşağıda 8 köşesi vardır diyoruz ve cevabımız 1 ile 3 oluyor sevgili arkadaşlarım. 1 3 diyenleri de tebrik ediyoruz. Harikasınız. Yolumuza bir başka soruyla devam ediyoruz. Çılgın soru. Bakalım bu sorumuz ne diyor arkadaşlar bizlere? Burada size pratik bir yol göstereceğim. Arkadaşlar çok da güzel bir yöntem. Sizlere o yöntemi de vereceğiz. Ve sınavlarda veya deneme sınavlarında veya ilerleyen yıllarda belki çözersiniz bunu da daha pratik bir şekilde. Evet bakalım buraya ilk bir arkadaşımızın ismini yazalım. Güzel çetrefilli bir soru. Birazcık uzun bir soru. Dikkatli olup çözmekte fayda var arkadaşlar diyelim. Ve yolumuza bakalım şöyle yorumlara. Evet Beyza Dalkıran Osmaniye'den Beyza'cığım hoş geldin Osmaniye'ye. Selam olsun çok severiz kendisini. Küçük güzel bir şehrimiz. E, Meylike Reyhan Altuntaş, Hüseyin Arif Yıldırım. selamünaleyküm hocam demiş. Aleyküm Selam Hüseyincim, Uğur Berat Demiröz. Süpersin Uğur'cum. E, bakalım 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 arkadaşlarımızdan başka kimler var? Bu, bu arada sorumuz ekranda arkadaşlar. Lütfen güzel bir şekilde sorumuzu çözelim bakalım. E, Naber Müdür isimli arkadaşımız. Enteresan isimlerdi gerçi Naber Müdür. A, Azra Oyunda Feyza arkadaşımız. Bakalım, bakalım, bakalım. Ee, Cengizhan Kambur hoş geldin Cengiz'cim. Ee, Saadet Fındık'ta Sivas'tanmış. Sivas'ta da selam olsun. Arkadaşlar evet işlemlerimiz devam ediyor. Esra Ayar burada. Fatih Güler yine aramızda. Ee, bu arkadaşlarımız şöyle bir like butonuna basabilirler mi gerçekten? Çok mutlu olurum. Samsun'dan gelen arkadaşımıza da selam olsun. Şimdi arkadaşlar belki vaktimiz daraldığı için şöyle sorumuzu artık çözüyorum. Doğru cevap veren arkadaşlarımız da var tabii ki. Ee, bakalım. Şimdi arkadaşlar bunun alanını pratik yolla buluyoruz. Pratik yol Toplam bakalım sana pratik yol gösteriyorum. Pratik yol. Nedir biliyor musun bak pratik yol. Bunları bak burada 3 tane sayı var ya arkadaşlar. Bu 3 tane sayı ikişerli ikişerli çarpıyoruz önce bak. 12 ile e, 8'i çarpıyorum. 12 ile 8'i çarpıyorum önce. 12 çarpı 8. Bundan arkadaşlar bir yüzeyimiz var ya bir de öbür tarafta bir yüzey olduğu için bir de ne yapıyorum? 2 ile çarpıyorum. Çünkü 2 tane yüzey var. Artı şimdi 8 ile 6'yı çarpıyorum. 8 ile 6'yı çarpıyorum. Yani alt taban bir de üst taban olduğu için 2 ile çarpıyorum. 2 tane karşılıklı 2 yüzeyimiz var ya ondan dolayı artı. Sonra geliyorum arkadaşlar bakın 12 ile 8 çarptım tamam. 8 ile 6'yı çarptım tamam. 12 ile 6'yı çarpıyorum bu sefer de. 12 ile 6'yı çarpıyorum ve arkadaşlar 2 tane yüzey olduğu için 2 ile çarpıyorum. Buradan Baktığımız zaman burası 192 yapıyor. Yanlış çarpmadıysak aman Allah'ım. E bakalım 96 evet. Buraya bakalım 48 burası 96 yapıyor arkadaşlar. Buraya bakarsak 72. 72 ile 2'yi çarparsak 144 yapar. Buradan da birinci şeklimizin alanı sevgili arkadaşlar. Toplarsak buradan ne olur hemen 100. 240 olur, 340, 440, 432, 432 santimetre kareyi bulduk. Birinci şeklimiz arkadaşlar bu şeklin alanı bu. Aynı şekilde geliyorum buraya. Arkadaşlar küpün bütün yüzeyleri aynı değil miydi? Evet. Şimdi arkadaşlar diyelim ki burası 6. Burası da 6. E biz bir yüzünün alanı yani buranın alanı 36 bulmuyor muyuz? Çok güzel. E bu yüzden toplam 6 tane yok mu Allah aşkına? Evet. O zaman buranın yüzey alanına baktığımızda arkadaşlar alan eşittir diyorum. 6 tane 36 yaparım ve buradan da 216 cevabını bulmuş oluyorum. Alanlarımızı bulduk. Şimdi ne yapıyoruz? Farkını sormuş arkadaşlar. Yüzey alanı ya da kaç katıdır demiş. E bakıyorum 432, 216 kaç katıdır arkadaşlar? Tam 2 katıdır diyebiliriz. Cevabımız da kaç olmuş oluyor? 2 katı olmuş oluyor arkadaşlar. Enteresan Bilgehan Yurttaş. İlk arkadaşımızı gördüm ve cevabı veren Bilgehan Yurttaş. Bilgehan arkadaşımıza, Bilgehan yurttaş arkadaşımıza gerçekten selamlarımızı iletiyoruz. Gerçekten bu sıcak e, havada bizleri mutlu etti ve e, yılmadı. Ve sorumuzun cevabını harika bir şekilde bulmuş oldu diyebiliriz. Ve bu şekilde de ne yaptık? Çılgın sorumuzu tamamladık. Haydi bakalım sonra bir başka soruya geldik. Sonrasında arkadaşlar son sorumuz ondan sonra da dersimizi tamamlayacağız. Devam edelim bakalım. E, sorumuz ekranda. Kolay bir soru. Kolay bir soru arkadaşlar. Bakalım ne yapacağız? Sorumuzun cevabında. Evet. Sorumuzun cevabına bakalım. Evet. 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 Bakalım yorumlarda. Hüseyin Arif Yıldırım hocam lavaboya gidebilir miyim? Git gel bakalım Hüseyinciğim. Aman kaybolma. Eslem Günay hocam hava çok sıcak. Şu perdeyi çekip geliyorum demiş. Çok güneş geliyor herhalde. Gerçekten de. Yıldız Albayrak 2 demiş. Eee Bakalım 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 arkadaşlarımızdan bir başka 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 Eren Sayam, Erenci'm hoş geldin. Melikere Reyyan Altuntaş Taş, Burak Hatice Özel, Uğur Berat Demiröz'de yine aramızdaki arkadaşlarımızdan bazılarının isimleri. Evet cevabımız arkadaşlar bakalım ne diyor. Şu D diyenler var, C diyenler var. Bakalım bakalım inanılmaz yorumlar geliyor ve ilk doğru cevabı arkadaşımızın da ismini yine yazacağız. Bakalım 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 bakalım. Şöyle şöyle bakalım bakalım bakalım. Doğru cevabımız kimler tarafından bilindi? Evet Deniz Naz Karabulut. Sevgili Deniz Naz Karabulut arkadaşımız. Karabulut arkadaşımız harikasın gerçekten süper bir iş çıkardın ve doğru cevabı buldun. Arkadaşlar ayrıt uzunlukları toplamı 36 olan bir şey küp varmış. Arkadaşlar küpün kaç tane ayrıtı vardı? Bakın burası 4 tane burada vardı. 4 tane altta vardı. 8. Yanlarda da 4 tane vardı. Toplam 12 ayrıtı vardı. Peki arkadaşlar 12 tane ayrıtımız e, 36 ise ben bir ayrıtın uzunluğunu bulamaz mıyım? Bir ayrıtın uzunluğunu hatta size şöyle ne yapayım bir şekil çizeyim şöyle hızlı bir şekilde arkadaşlar. Şöyle 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 yaptık. Şöyle 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 yaptık arkadaşlar. Şöyle şöyle şöyle, şöyle yaptık. Bir ayrıtın uzunluğunu nasıl buluruz? 36'yı 12'ye böleriz arkadaşlar. 36'yı 12'ye bölersek kaç çıkar? 3 çıkar. O zaman demek ki sevgili arkadaşlar bizim bir ayrıtımızın uzunluğu 3 santimetreymiş. Burası da 3 santimetre. Peki bir yüzünün alanı burası hemen kalemi değiştiriyorum. Burası 3 ise burası 3 ise peki ben buranın alanını bulamaz mıyım sevgili arkadaşlar? 3 kere 3'ten 9 yapmaz mı Allah aşkına? Değil mi? 3 kere 3'ten ne oldu? 9 yaptı. E bu 9'dan kaç tane var? 6 tane yok mu arkadaşlar yüzümüz 6 yüzümüz yok mu? Evet bir yüzünün alanı 9'sa o zaman 9 çarpı 6'dan cevabımız 54 santimetre kare olacaktır. C şıkkı hayırlı uğurlu olsun diyelim ve bu şekilde de son sorumuza geçiş yapalım. Fırıldak soru. Aman Allah'ım yarabbim fırıldak enteresan. Bakalım arkadaşlarımızdan yine bu sorumuzun cevabını kaç verecekler gerçekten de merak ediyorum. Pratik yolla yapalım arkadaşlar bunu tamam mı? Pratik yol gösterdik ya. Evet pratik yolumuza bakalım. Pratik yolumuzu kimler anlamış acaba? Yani ikişerli ikişerli Mesela bununla bunu çarp, bununla bunu, bununla bunu çarpıyorsun ve iki tane karşılıklı iki yüzey olduğu için 2 ile de çarparak sonucu tüm yüzey alan formülünü bulmuş oluyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi bakalım hemen. Şöyle yorumlar geliyor bu arada okuyalım bakalım. Ee, hocam limonata ister misiniz? Hazır limonata yaptı annem." demiş Fatih Özen. Süpersin ya vallahi şimdi soğuk soğuk olsa da içsek. Ee, sevda Didin, hocam nasılsınız? Koray Aydemir, Gümüşhane'den selamlar demiş. Nevat Esen de, sevgili Nebahat'cığım, hoş geldin yayınımıza. İyi ki aramızdasın, seni çok seviyoruz. Ve e, bakalım, Deniz Naz Karabulut süpersin Deniz'ciğim. Zaten az önce ismini de okumuştuk diyebiliriz. Evet, sevgili arkadaşlar, şimdi ne yapıyoruz? Hemen e, bir şekilde sevgili arkadaşlar cevabımızı veriyoruz. Şimdi arkadaşlar, bakın burada pratik yolda neydi? Şimdi ikişerli ikişerli çarpıyorum ve iki katını alıyorum. Mesela bakın 8 çarpı 15 diyorum ve 2 yüzey olduğu için 2 ile çarpıyorum. Devam ediyorum. 8 çarpı 10 diyorum. Bakın 8 çarpı 10 diyorum ve 2 yüzey olduğu için 2 ile çarpıyorum. Şimdi 8 15 yaptık. 8 10 yaptık. Bu sefer 15 10 yapıyorum. Bakın 15 ile 10 çarpıyorum ve 2 ile çarpıyorum. Şimdi burası kaç yapar bakalım? Burası 120, 240 yapar. Burası kaç yapar? Burası 160 yapar. Burası da arkadaşlar 300 yapar. Toplarsak tüm yüzey alanını çat diye bulmuş oluyoruz. 2 240, 160 daha. 400, 300 daha arkadaşlar. 700 santimetre kareyle ne yaptık arkadaşlar? Finalimizi yaptık. Bakalım. 700 diyen var mı acaba? Biraz zor bir soruydu. Belki arkadaşlar e, yapamayan olabilir. Ama Hayrunisa, sevgili Hayrunisa. Bakalım neymiş Hayrunisa? E, tayfun, sevgili Hayrunisa. Tayfun arkadaşımız gerçekten güzel bir soruyu bizim uyguladığımız pratik yöntemle yaptı ve kendisini tebrik ediyoruz sevgili arkadaşlarımız. Evet arkadaşlar sizlerle beraber yayınımızı tamamladık. Gerçekten 5. sınıfta sizlerle çok çılgın bir o kadar deli manyak deli çılgın vakitlerimiz oldu ve artık 6. sınıf oldunuz. Lütfen 6. sınıf kanalına şu an şu saniye video bitiminde hemen abone olmanı istiyorum. Bizi kırma, kırmayacağını düşünüyorum ve hoş geldin 6. sınıf diyoruz. Umarım 6. 6. sınıfta çok daha güzel çok daha güzel ee, sevgili arkadaşlar e, e, günleriniz olur başarılarınız olur diyoruz ve kendinize çok iyi bakın iyi bir yaz tatili geçirin ve Altın sınıfa bomba gibi başlayın diyoruz ve kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere. Müzik